Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hayatı. Hazreti Osman radıyallahu anh, Hicaz bölgesinin en büyük kabilesi olan Kureyş'e mensuptu. O sıralarda Haşimoğullarıyla Ümeyye oğulları Kureyş kabilesinin en büyük ve en güçlü aileleri olarak biliniyordu. Hazreti Osman, Ümeyye oğullarından Affan bin Ebil As'ın oğluydu. Nesebi Hazreti Osman bin Affan bin Ebil As bin Ümeyye bin Abdüşşems bin Abdümenaf bin Kusay olarak kaydedilmektedir. Annesinin adı Erva binti Kureyz bin Rabia'dır. Anneannesi Hazreti Peygamber'in halası El-Beyda binti Abdülmuttalip'tir. Hazreti Osman takriben 576-577 miladi yılında Taif'te doğmuştur. Bu tarih Fil olayından 6 yıl sonrasına rastlamaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini açıklayıp vahiy tebliğe başladığı yıl Hazreti Osman 34 yaşındaydı. Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zamanda 47 yaşında bulunuyordu. Hazreti Osman radıyallahu anh, Mekke'nin en zengin ailelerinden birine mensup bir zat olan Affan'ın oğlu olarak Mekke'de büyümüştü. Bundan dolayı diğer Mekkelilere nazaran çok daha huzurlu bir gençlik geçirdi. İpek elbiseler giyer, en güzel yemekleri yerdi. Mekke'de bu şekilde bolluk içinde yaşamak herkese kısmet olmayan bir haldi. Osman'ın babası Mekke'nin ileri gelen tüccarlarından biriydi. Bütün Arabistan'ın her köşesine ticari amaçlarla gidip geldiği gibi yarımadanın da dışına seferleri olurdu. Bu uzak seferlere katılan Hazreti Osman çok değişik çevrelerle karşılaşmış ve geniş bir kültüre sahip olmuştu. Arapların dışında görüp karşılaştığı toplumların dilleri ve dinleri, sosyal yaşayışları hakkında bir hayli bilgiye sahipti. Nihayet babası vefat edip bütün ticari işler ona kalınca bütün gücüyle ticarete sarıldı. Mekke'de ilk karşılaşıp samimiyet kurduğu tüccar Hazreti Ebu Bekir oldu. Hazreti Osman Mekkeliler arasında itibar sahibi ve göz dolduran bir kişiydi. Son derece yakışıklı, uzun boylu, hafif esmer, saçları ve sakalı gayet gür, ince ruhlu ve son derece onurlu ilişkisi olduğu kişiler tarafından sevilen, cömert, tartışmayı sevmeyen bir yapıya sahipti. Söz verdiği zaman mutlaka sözüne uyardı. Bu huyuyla Mekke toplumu içerisinde büyük bir itibar ve mevki kazanmıştı. Hazreti Osman radıyallahu anh 34 yaşındayken Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelmiş ve insanları İslam'a gizlice davet etmeye başlamıştı. Kadınlardan Hazreti Hatice, erkeklerden Hazreti Ebu Bekir, çocuklardan Hazreti Ali, azatlı kölelerden de Hazreti Zeyd bin Harise Müslüman olmuşlardı. Bunlardan İslam'a en çok sarılmış olan ve başkalarına yeni dinini açıklamaktan çekinmeyen Hazreti Ebu Bekir'di. Bir gün Hazreti Ebu Bekir arkadaşı Osman bin Affan'a rastladı. Biraz sohbetten sonra Hazreti Ebu Bekir ona, "Ey Osman, senin gibi zeki bir insanın, hakkı batıldan ayırt edebilecek düşünceye sahip bir kişinin, şu hiç düşünmeyen, duymayan, görmeyen ve konuşamayan taştan putlara tapması son derece üzücü bir olaydır. Bu putlar bir taş yığınından ibaret olup,
asla hiç kimseye faydası ve zararı dokunamayan nesnelerdir dedi. Hazreti Osman ise biraz düşündükten sonra, evet vallahi bu putlar aynen dediğin gibidir diye tasdik etti. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ona, o zaman dinle, kainatı ve bütün içindeki canlı ve cansız varlıkları yaratan tek ve bir Allah, Muhammed bin Abdullah'ı risalet göreviyle görevlendirmiş ve insanları hak dine, doğru yola davet etmesini emretmiştir. Gidip onunla görüşmek istemez misin diye sordu. Hazreti Osman radıyallahu an asla tereddüt etmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitmeyi kabul etti. Resul-i Ekrem'in huzuruna vardıklarında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'a şöyle dedi. Allah'ın salih kullarına bahşettiği cennete rağbet et. Ben sana ve bütün insanlara hidayet rehberi olarak gönderildim. Bundan sonrasını Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu son derece hilesiz, saf ve gerçekten yeni, değişik ve etkili sözleri karşısında şehadet kelimesi kendi kendine ağzımdan döküldü. Elimi Resul-i Ekrem'in eline uzattım ve hemen İslam'a girdim. Hazreti Osman'ın İslam'a girdiği gün Talha bin Übeydullah da Müslüman olmuştu. Hazreti Osman'ın Müslüman olması kendisi için bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyordu. Ancak bu gibi tehlike ve zararlar İslam'a giren, Allah'a ve tevhid inancına gönül veren herkes için bilinen ve göğüs gerilmesi gereken şeylerdi. Cahiliye döneminde Kureyş'in iki büyük ailesi olan Ümeyye oğullarıyla Haşim oğulları arasındaki anlaşmazlık her an ve her zaman zihinleri işgal etmekteydi. Bu anlaşmazlık Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini ilan etmesinden sonra daha da körüklendi. Bu duruma ve cahili tutuculuğa bakılırsa Ümeyye oğullarından hiç kimsenin İslam'a girmesi asla mümkün değildi. Hazreti Osman ise Emevilerin en ileri gelenlerinden ve en zenginlerinden biri olduğu halde İslam'a girmiş ve Allah'ın dinine teslim olmuştu. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın Müslüman oluşu haberi birden Mekke'de yayılıverdi. Emevilerin reisi durumunda olan Hazreti Osman'ın amcası Hakem bin Ebil As İbni Ümeyye bu haberi işitince beyninden vurulmuşa döndü. Hakem bin El As yeğeni Osman'a koşup gerçekten İslam'a girip girmediğini, atalarının dinini terk edip etmediğini sordu. Hazreti Osman radıyallahu anh da hiç tereddüt etmeden ve korkmadan bu gaddar ve zalim amcasına İslam'a girdiğini ve o günden sonra asla başka hiçbir din ve inanca iltifat etmeyeceğini, Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığını, onun hükmünden başka hiçbir hükmün geçerli olamayacağını söyledi. Hakemse zalimce ve insafsızca bu son derece yumuşak huylu mümin insana işkence etmeye ve eski dinine dönmeye, putlara tapınmaya zorladı. Onu bir cisimle bağlayıp bir odaya hapsetti ve İslam'dan dönünceye kadar kesinlikle çözmeyeceğini söyledi. Büyük mümin Hazreti Osman radıyallahu anh ise şunları söylüyordu. Vallahi bu dinden asla vazgeçmem ve asla bu dini bir saniye bile olsa terk etmem. Bu cevabı verince
onun dinine olan bağlılığını ve bu azmini gören amcası Hakem bin el-As işkenceyi daha da artırarak devam etti. Ancak Hazreti Osman işkenceler arttıkça İslam'a daha çok bağlandı ve imanı güçlendi. Sonunda amcası Hakem ümidini kesip onu serbest bıraktı. Osman'ı dininden çeviremeyen Hakem bin el-As, Hazreti Peygamber'e gidip ağır küfürlerle ona hakaret etmeye başladı. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hiç aldırış etmedi ve cevap vermeyi bile gerekli görmedi. Hakem ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi taklit etmeye ve onunla alay etmeye başladı. Vücudunu sallayıp eğilip kalkar ve alayvari titreme hareketleri yaparak Resul-i Ekrem'i küçük düşürmeye çalışırdı. Resul-i Ekrem bir gün nasılsa dönüp ona bakar ve titreyip alay ettiğini görür. O günden sonra Hakem bir titreme hastalığına yakalandı ve ölünceye kadar da bu hastalıktan kurtulamadı. Aynı şekilde Hazreti Osman radıyallahu anh'ın üvey babası Ukbe bin Ebi Muayt da onun Müslüman oluşunu bir türlü hazmedemiyor ve hem ona hem de Resulü Ekrem'e büyük eziyetler yapıyordu. Ancak Hazreti Osman bu işkence, eziyet ve hakaretler arttıkça dinine daha çok bağlanıyordu. Hazreti Osman radıyallahu anh İslam'ı kabul ettikten sonra Resulullah'ın kızlarının en büyüğü olan Rukiye ile evlendi. Rukiye daha önce Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile nişanlıydı. İslam'ın yayılmaya başlamasından sonra Hazreti Peygamber ile Ebu Leheb arasında meydana gelen düşmanlık üzerine Utbe babası Ebu Leheb'in zoruyla Rukiye'yi boşadı. Bunun üzerine Hazreti Osman Hazreti Rukiye'yi istetti ve Resul-i Ekrem kızını ona verdi. Böylece Hazreti Osman Resulullah'ın damadı olmuştu. İslam'ın Mekke'de yavaş yavaş yayılması Mekkeli müşrikleri gittikçe kuşkulandırıyordu. Bu kuşkularından dolayı Müslümanlara zulmediyorlardı. Müslümanları güneşin kızarttığı kumların üzerine yatırıyor, göğüslerine ağır taşlar yığıp vücutlarını kızgın demirlerle dağılıyorlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in bütün bu işkence ve zulümlerine rağmen sükunet bulmadığını anlayınca arkadaşlarına Habeşistan'a hicret etmelerini tavsiye etti. Kureyş eski zamanlardan beri Habeşistan'la ticaret yapıyordu. Bundan dolayı Kureyşliler orayı iyi biliyorlar ve hükümdarları hakkında da iyi kanaat taşıyorlardı. İşte Müslümanların Mekkeli müşriklerin zalimce davranışları karşısında yurtlarını terk etmeye karar verdikleri vakit Hazreti Osman ve hanımı Habeşistan'a hicret etmişlerdi. İslam ümmeti içinde hanımıyla hicret eden ilk kişi Hazreti Osman'dır. Hazreti Osman Mekkeli müşriklerin Müslümanlara yaptıkları eza ve cefaları gördükçe daha çok endişeleniyordu. O mazlum ve Allah'tan başkasına inanmayan ve ondan başkasına ibadet etmeyen müminlere Kureyş'in zulmü gerçekten çoktu. Amar, annesi Sümeyye, babası Yasir ne kadar büyük işkence ve zulümlere düçar olmuşlardı. Habbab bin Eret, Bilal-i Habeşi, Lübeyne ve diğer Müslümanların çektikleri sıkıntılar sahivelerce anlatılsa yine de bitirilemezdi. Hazreti Osman bu işkence ve zulmün bir gün kendi eşi ve
aynı zamanda Resulullah'ın kızı olan Rukiye'ye de sıçrayacağından endişe ederek Habeşistan'a hicret etmeye karar vermişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sürekli onları izler, gelip gidenlerden onların halini sorardı. Kureyş'ten bir kadın onların hallerini Resulullah'a şöyle bildirmişti. Ya Muhammed, kızın Rukiye'yi ve damadın Osman'ı gördüm. Osman eşini bir merkebe bindirmiş, merkebi sürüp gidiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Onların en yakın yol arkadaşları Allah-u Teala'dır. Osman, Lut aleyhisselamdan sonra ailesiyle birlikte Allah yolunda hicret eden ilk kişidir, dedi. Hazreti Osman Habeşistan'da bir süre kaldıktan sonra Mekkeli müşriklerin tümüyle İslam'a girdikleri haberini duyunca Mekke'ye geri dönmüştü. Bu haberlerin asılsız olduğunu anlamasına rağmen Mekke'de kalmış ve bir müddet sonra da Medine'ye hicret etmişti. Medine'ye hicretten sonra Müslümanlar birçok sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarla karşı karşıya geldiler. Medineli bir Yahudinin Rume diye adlandırılan bir kuyusu vardı. Bu Yahudi, kuyusunun suyunu satarak geçimini sağlıyordu. Hazreti Osman, Müslümanların bu hususta bir sıkıntıya uğramamalarını isteyerek, kuyuyu Yahudi'den satın almak istemişti. Ancak Yahudi, kuyunun tümünü değil yarısını satmıştı. Hazreti Osman, kuyunun yarısını satın alarak Yahudi ile bir gün sen, bir gün ben istifade edeceğiz şeklinde anlaşmışlardı. Bu suretle Müslümanlar su sıkıntısından kurtulmuş ve gün aşırı da olsa bu ihtiyaçlarını Hazreti Osman'ın Rume adlı bu kuyusundan karşılamaya başlamışlardı. Sonunda Hazreti Osman bu kuyunun diğer yarısını da Yahudi'den satın alarak kuyuyu Müslümanlara bağışladı. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın savaşlardaki rolü. İslam devletinin kurulmasını ve gittikçe rayına oturmasını hazmedemeyen müşrikler bir fırsatını kollayıp Müslümanların üzerine saldırıya geçtiler. İslam devletini korumak her Müslümanın göreviydi. Bütün müminler Bedir Savaşı'na katılmak üzere hazırlanmışlardı. Ancak Hazreti Osman radıyallahu anh'ın önemli ve ani bir mazereti oldu. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı ve Hazreti Osman'ın eşi Hazreti Rukiye hastalanmıştı. Hazreti Osman onun yanı başında bulunmak ve onun tedavisiyle uğraşmak üzere Medine'de kalmıştı. Ancak Hazreti Osman'ın Hazreti Rukiye'nin başından ayrılmamasına ve devamlı olarak onun sıhhatine dikkat etmesine rağmen iyileşmemiş ve Resulullah Medine'nin dışındayken vefat etmişti. Hazreti Osman bir taraftan eşinin teçhiz ve tekfiniyle uğraşırken, diğer taraftan Hazreti Peygamber'in azatlısı Zeyd bin Harise'nin getirdiği zafer müjdesini almıştı. Böylece Hazreti Osman'ın kalbinde o anda sevinç ve matem birlikte çarpmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir zaferinden geri dönüp de kızının vefatını duyunca son derece üzülmüştü. Ancak kendisiyle Hazreti Osman arasındaki bağın
sona ermesini istemeyen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, onu diğer kızı Ümmü Gülsüm'le evlendirmişti. İşte bundan dolayı Hazreti Osman'a Zinnureyn ünvanı verilmiştir. Uhud Savaşı ise hicretin 3. yılının Şevval ayında meydana gelmişti. Savaşın ilk safhasında Müslümanlar galip gelmiş ve müşrikleri darmadağın ettikten sonra onları takibe koyulmuşlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sıkı tavsiyelerine uymayarak yerlerini terk eden Ayneyn boğazındaki okçuların hatası yüzünden başta kazanılan zafer, sonradan Müslümanların aleyhine dönmüştü. Kureyşliler bütün kuvvetleriyle Hazreti Peygamber'in bulunduğu yere doğru hücum ediyor, çadırına doğru taşlar ve oklar yağdırıyorlardı. Bu karışık ve zor anda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dişi kırılmış, alnı yaralanmış ve başındaki miğferin telleri kırılarak iki yana incinmişti. Bu karışıklık anında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çukura düşerek Müslümanların gözünden kaybolmuştu. Bunun üzerine onun şehit olduğu şayiası da etrafa yayılmıştı. İşte o anda sanki bütün Müslümanlar beyinlerine yıldırımlar düşmüşçesine dağılmışlardı. Hazreti Osman radıyallahu anh da diğer Müslümanlar gibi o günkü halini düşündükçe üzülüyordu. Ancak Allah'ın o gün kusur edenleri affettiğine dair hükmü bildirilince tüm Müslümanlar teselli bulmuşlardı. Hazreti Osman radıyallahu anh Hicri 4. yılda Zatürrika savaşına katılmamış, Hazreti Peygamber tarafından Medine'de naib olarak bırakılmıştı. Ancak bundan sonraki bütün gazalara katılan Hazreti Osman radıyallahu anh, İslam'a gönül veren büyük şahsiyetlerden biri olmakla beraber, o, Hazreti Hamza, Hazreti Ali, Hazreti Ömer ve Hazreti Zübeyr gibi bir savaşçı değildi. Ancak o da diğer İslam mücahitleri gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte gazalara katılmış ve İslam için kılıç sallamıştı. Hicri 6. yılda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gidip umre yapmak istedi. Mekke'ye yaklaştığında müşriklerin Müslümanları kesinlikle Mekke'ye sokmak istemediklerini ve bunun için de savaşa hazırlandıklarını gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilere savaşmaya niyetlerinin olmadığını, sırf ibadet gayesiyle geldiklerini bildirmek istedi. Bunun için de Mekke'ye bir elçi göndermek gerekiyordu. Hazreti Peygamber bu iş için Hazreti Ömer'i görevlendirmeyi düşündü. Ancak Hazreti Ömer, Mekkelilerin kendisine son derece düşman olduklarını, mensup olduğu Benu Adi kabilesinin kendisini Kureyş'e karşı koruyabilecek bir güçte olmadığını söyleyerek, bu görevi kendisinden çok Hazreti Osman'ın yürütebileceğini belirtti. Bunun üzerine Hazreti Osman, Hudeybiye Barışı'nın akdi için ilk görüşmeleri yapmak üzere İslam Devleti'nin elçisi olarak Kureyş'le görüşmek için Mekke'ye gider. Hazreti Osman radıyallahu anh, Kureyş'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin savaş için gelmediğini bildirmek üzere amcası oğullarından Eban bin Said bin Ebil As'ın himayesinde Mekke'ye girer. Kureyş'in ileri gelenleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye girmesine müsaade etmeyeceklerini, fakat Osman'ın istiyorsa Kabe'yi tavaf edebileceğini söylerler. Hazreti Osman radıyallahu anh da bunun üzerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavaf etmedikçe ben de etmem diyerek
bu tekliflerini reddeder. Bunun üzerine Kureyş, Hazreti Osman'ı Mekke'de alıkoyar. Hazreti Osman'ın geri dönmemesi ve çok gecikmesi üzerine etrafa şehit edildiği ayaları yayılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumdan endişe etmeye başlar ve ashabına hitaben, "Artık Kureyş'le savaşmadıkça buradan asla ayrılmayız" diye haykırarak onları Kureyş'le savaşmak üzere kendisine biat etmeye davet eder. Ashab-ı kiram her zaman olduğu gibi ölünceye kadar Allah yolunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte müşriklere karşı savaşacaklarına dair söz verip biat ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla yaptığı bu biata Biatur Rıdvan adı verilmiştir. Biat işi tamamlanınca Hazreti Osman'ın hayatta olduğu öğrenilir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir elini öbür elinin üzerine koyarak Hazreti Osman adına da biat etmiş olduğu ve şöyle buyurduğu rivayet edilir. "Allah'ım, bu biat da Osman içindir. Şüphesiz o senin ve Resulünün hizmetindedir." Müslümanlar savaş için hazırlıklara girişip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında büyük bir cesaret ve azimle ölünceye kadar müşriklerle savaşacaklarına dair söz verince ve bunun için de tek tek Hazreti Peygamber'e biat edince Kureyş'in kalbine büyük bir korku düşer. Cenab-ı Hak müminlerin halini ve onlardan razı olduğunu şöyle belirtmektedir. "Gerçekten Allah sana o ağacın altında biat ettikleri, cihad için söz verdikleri zaman o müminlerden razı oldu ve kalplerindekini bildi de üzerlerine sükûnet ve vakarı indirdi ve buna karşılık onlara yakın ve şerefli bir fetih verdi." Bunun üzerine Kureyşliler barış için Süheyl bin Amr'ı elçi olarak Resulullah'a gönderdiler. Sonunda iki taraf arasında her iki tarafın razı olduğu bir barış yapıldı. Hazreti Osman radıyallahu anh Hudeybiye barışını takip eden Hayber gazasına, Mekke fethine, Huneyn gazasına, Taif'in fethine katılmış ve Tebük gazbesinde de İslam ordusunun üçte biri olan 10 bin mücahit askeri yalnız başına donatmış, bu uzun yolculuğa ve büyük gazaya hazırlamıştı. Ayrıca Hazreti Osman, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu gazbe için deve satın almasında kullanılmak üzere 1000 dirhem vermişti. Hazreti Osman'ın Tebük gazbesi için yaptığı bu yardımı gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Osman'ın bu yardımı ve ameli bundan sonra yapacaklarının hepsine kefarettir diye söyleyip bu sözü 3 defa tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Osman'a sevgisi gerçekten sonsuzdu. Hazreti Osman'ın hanımı Rukiye vefat ettiği zaman Resulullah ona ikinci kızı Ümmü Gülsüm'ü vermişti. Ümmü Gülsüm de vefat edince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Şayet bir kızımız daha olsaydı onu da Osman'a verirdik" diye buyurmuş ve Hazreti Osman'a karşı olan sevgisini dile getirmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Osman radıyallahu anh'ı çok severdi. Zira o, son derece kamil bir imana sahip,
Allah yolunda ve İslam için malını infak etmeye her an hazır bir mümindi. Şeref timsaliydi. Hazreti Peygamber onun hakkında şöyle derdi: "Bu ümmetin en hayırlısı Osman'dır." Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde sıcağın etkisinden elbisesini biraz bacaklarından çekmiş, dizden aşağısını açmış oturuyordu. O ara Resul-i Ekrem, Hazreti Ebu Bekir ve arkasından da Hazreti Ömer'in içeri girmelerine ayrı ayrı müsaade etti. Arkasından Hazreti Osman girmek için izin istedi. Resulullah hemen elbisesiyle bacaklarını örttü ve Hazreti Osman'a öylece içeri girme izni verdi. Bu durum Hazreti Ayşe'nin dikkatini çekti. Misafirler gittikten sonra Hazreti Peygamber'e, "Ya Resulullah, Ebu Bekir ve Ömer içeri girdiklerinde hiç durumunu değiştirmedin. Ancak Osman geldiği zaman hemen üstünü örtüverdin. Neden acaba?" diye sordu. Hazreti Peygamber de, "Meleklerin haya ettiği kişiden bizim haya etmemiz gerekmez mi?" diye karşılık verdi. Hazreti Osman radıyallahu anh akrabalarını sever, onları korur, fakirlere infak eder, her türlü ihtiyaçlarını giderir ve tanıdığı herkese karşı son derece iyilik sever bir şahıstı. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildiği için Hazreti Osman'ı pek çok sever, takdir eder ve hiç kızmazdı. Hazreti Peygamber ve ashabı Mekke'yi fethettiklerinde Kureyş'in birkaç azılı İslam düşmanı hariç bütün Mekkeli müşrikleri affetmişlerdi. Affedilmeyenler arasında Hazreti Osman'ın süt kardeşi Abdullah bin Ebi Serh de vardı. Hazreti Peygamber bu adamın Kabe örtüsü altına sığınsa bile mutlaka öldürülmesini emretmişti. Zira Abdullah önce Müslüman olmuş, hatta vahiy katipliği mertebesine kadar yükselmiş ve sonra irtidat ederek tekrar şirk dinine dönmüştü. Bu yetmiyormuş gibi Mekke'de Kur'an'a, İslam'a ve Hazreti Peygamber'e durmadan hakaretler yağdırıp alay edip devamlı düşmanlık yapmıştı. Abdullah bin Ebi Serh öldürüleceğini duyunca Hazreti Osman'ın huyunu ve müsamahakarlığını bildiği için doğru ona gitmiş ve affedilmesini istemişti. Gerçekten İslam askerlerinin Mekke'ye girişi sırasında Hazreti Osman onu saklamış ve her şey normale dönüp fetih heyecanı sakinleşince Hazreti Osman onu alıp Resulullah'a götürmüş ve kendi nefsini İslam'a arz ettiğini söyleyerek onun için eman dilemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ı çok sevdiği ve onun katında değeri çok olduğu için bir anda hiçbir şey söyleyemeden susup durmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ın yumuşak huyluluğunu, iyiliğini, İnsanlara karşı sevgisini ve hayasının üstünlüğünü bildiği için bu isteğini reddettiği takdirde kalbinin kırılacağını düşündü. Abdullah bin Ebi Serh'i sevmediği halde uzun uzun düşünmeye devam eden Resul-i Ekrem bir müddet hiçbir şey söylemedi ve sonra Hazreti Osman'a yalnız bir tek kelime söyledi: "Peki." İşte Hazreti Osman'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katındaki değeri böyleydi. Ancak yeni kurulan İslam devletinin siyasi, askeri ve devlet düzeninin bazı çalışmalarında pek katkısı olmamıştı.
Bu da bir huy ve kabiliyet meselesidir. Her insanın kendine has huyu, kabiliyeti ve mizacı olduğuna göre bu huyu ve kabiliyetleri doğrultusunda devlete katkıları olur. Ancak Hz. Ebubekir ve Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yardımcılarıydılar. Onlar Resul-i Ekrem'den pek ayrılmamış, ikisi bir görüşte ittifak ederlerse vahiy gelene kadar onların görüşlerini kabul etmişti. Hz. Osman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katibi, sırdaşı, elçisiydi. O, ibadetine son derece bağlı, Kur'an okumayı çokça severdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı sırasında bir gün Hazreti Osman kapıya gelir ve içeri girmek için izin ister. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Yaklaş!" diye seslenir. Hazreti Osman Resulullah'a yaklaşır. Resulullah onun kulağına bir şeyler söyler. Sonra başını kaldırır ve "Tamam mı? Anladın mı?" der. "Evet ya Resulallah" der. Resulullah da ona "Yaklaş" deyip kulağına bir şeyler söyler. Hazreti Osman da "Evet ya Resulallah, söylediklerinizi iyice anladım" diye karşılık verir. Bu olay bize Hazreti Osman radıyallahu anh'ın peygamberin çok yakın Şükür.
mamalarını içeri girmelerini söylüyordu. Onlarsa kapıyı tutmuş, asilerin içeri girmelerini engellemeye çalışıyorlardı. Halifenin ısrarı üzerine içeri girdiler. Bu arada asiler kapının önünde ateş yakarak kapıdaki gölgeliği tutuşturmuşlardı. Bunu gören Müslümanlar derhal asilerin üzerine atılmış ve iki taraf arasında çatışmalar başlamıştı. İsyancıların bir kısmı hemen içeri dalmış ve Hazreti Osman'ın bulunduğu odaya kadar giderek ona "Hilafetten vazgeç, seni bırakalım" demişlerdi. Hazreti Osman bu en korkunç anda bile asilerin bu isteklerini kabul etmemişti. Bunun arkasından Leys oğullarından bir adam içeri girmiş, Hazreti Osman'a el uzatmaya bir türlü cesaret edememiş ve geri dönmüştü. Onun arkasından bir başkası da içeri dalmış, o da bir harekette bulunamadan geri dönmüştü. Sonunda rivayetlere Muhammed bin Ebi Bekir odaya girmişti. Hazreti Osman ona, "Senden yalnız Allah'ın hakkını aldım. Bunun dışında ne kabahatim var?" demişti. Oysa Hazreti Osman'ın sakalına yapışmış ve ona, "Nerede senin Muaviyen?" demişti. Hazreti Osman ise, "Ey yeğenim, senin baban bu sakala böyle el uzatmazdı. Senin bu halini görse acaba sana ne derdi?" diye söylenmişti. Muhammed de "Fakat benim kastım daha beterdir" diye cevap verince Hazreti Osman, "O halde sana karşı Rabbimden yardım dilerim" demişti. Bu sözleri işiten Muhammed bin Ebi Bekir hemen dışarı çıkmıştı. Onun bir şey yapmadan dışarı çıktığını gören asilerin elebaşılarından Kutayre, Sudan ve Gafiki gibileri kızmış ve birden içeri atılmışlardı. Gafiki elindeki demir parçasıyla Hazreti Osman'ın başına bir darbe indirmişti. Hazreti Osman'ın kanları okumakta olduğu Kur'an-ı Kerim'in sahifeleri üzerine akmıştı. Hazreti Osman'ı korumak üzere ileri atılan hanımı Naile, Sudan adındaki asinin kılıcını tutmak isterken parmaklarını kaybetmişti. Sudan'ın kılıcıyla koparılan Nail'in parmakları yere dökülmüştü. O anda Sudan, Hazreti Osman'a bir kılıç darbesi indirerek onu şehit etmiş ve İslam devleti içinde fitnenin kopmasına sebep olmuştu. Başka bir rivayete göre, Hazreti Osman'ı Kinane bin Bişr adında birisi öldürmüştü. O sırada içeri dalan bir grup Müslüman genç, Hazreti Osman'ın şehit edildiğini görünce hemen o anda Sudan'ı ve Kutayra'yı öldürmüşlerdi. Bu kargaşalık aldı yürüdü. Asiler Medine'yi talan etmeye, kadınlara bile saldırıp üzerlerindeki eşyayı gasp etmeye başladılar. Beytülmal'a giren asiler orayı da tamamen yağma ettiler. Hazreti Osman Hicri 18 Zilhicce Cuma günü şehit edilmiş ve onun kanı onlara karşı "Allah sana yardımcı olarak kafidir. O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir" ayeti kerimesinin üzerine akmış ve hala bu kan o mushafın üzerinde bir ibret olarak durmaktadır. Halife Hazreti Osman son günlerinde durumun vehametini anlayarak büyük bir tevekkül ve feragatle beklemekteydi. Şehit edildiği anda yanında bulunan ve o günlerde yanından hiç ayrılmayan hanımı Naile'den şunlar nakledilmektedir. Emirül Müminin Hazreti Osman bir gün biraz uyumuş ve uyandığı zaman
bunlar muhakkak beni öldürecekler demişti. Kendisine hayır, inşallah öyle olmaz. Onlar sadece sana gücenmişlerdir. Bu öfkeleri de geçer elbet dedim. Osman bana şu cevabı verdi. Rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Yanında Ebu Bekir ve Ömer vardı. Bana bu gece orucunu bizimle birlikte bozacaksın dediler demişti. Bu rüyadan sonra Hazreti Osman akıbetini anlamış bulunuyordu. O şehit edildiğinde 80 küsür yaşındaydı. Hazreti Osman radıyallahu anh şehit edildiği elbiseleri içinde gasledilerek defnedilmişti. Hazreti Osman radıyallahu anh kendisinden sonra İslam devletinin başına Hazreti Zübeyr bin Avam'ın geçmesini istiyordu. Kendisinin namazını da onun kıldırmasını istemişti. Cenaze teçhiz edildikten sonra Hazreti Zübeyr namazı kıldırdı ve İslam devletinin 4. başkanı ve 3. halifesi Medine'deki Baki mezarlığına defnedildi. İslam devletinin içinde kan dökülmesine ve İslam tarihinde kötü bir ayrılıkçılığa yol açan bu kanlı olay, daha sonra büyük fitnelere ve müthiş çarpışmalara sebep olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şehrinde ve onun civarında ilk defa kan dökülmüş ve bu kan büyük yaraların açılmasına sebep olan elim bir hadisenin kanı olmuştu. Halife Hazreti Osman asiler tarafından kuşatıldığında evinden dışarı çıkarak onlara hitaben bir konuşma da yapmıştı. Emirül Mümininin evini kuşatan asilerin kötü niyetlerini anlayan Hazreti Ali, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sarığını sarmış, kılıcı Zülfikar'ı kuşanmış ve yanına oğlu Hasan'ı ve Abdullah bin Ömer'i alarak asilerin üzerine saldırıp onları dağıtmıştı. Sonra Emirül Mümininin Hazreti Osman'ın yanına girip ona şöyle demişti. Ya Emirül Müminin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir isyanla karşı karşıya kalmadı. Ancak böyle bir durumda da isyan edenleri cezalandırmıştır. Ben bu asilerin sana kıymalarından korkuyorum. Emir ver de bunlarla savaşalım dedi. Buna karşı Hazreti Osman da, üzerinde Allah'ın ve benim hakkım olduğunu kabul eden kişi, Allah için benim yüzümden ne başkasının ne de kendisinin kanını heder etmesin diye cevap verdi. Hazreti Ali, halifeye epey ısrar ettiyse de Hazreti Osman yine fikrinden caymadı. Hazreti Ali dışarı çıkarken şunları söylüyordu. Ya Rabbi, bizim elimizden geleni yapmaya çalıştık. Hazreti Ali radıyallahu anh mescide gider, namazını tek başına kılar ve eve doğru dönerken oğlu Hasan arkasından yetişir ve bağırır. Babacığım, Emirül Mümininin evine girdiler diye. O da İnna lillah ve inna ileyhi raciun der. Birisi Hazreti Ali'ye sorar. Hazreti Osman'ın durumu nedir? Bu durumda Hazreti Ali de vallahi doğru cennete girecektir der. Peki ya onu öldürenler? Vallahi onlar da cehenneme gireceklerdir diye cevap verir. Hazreti Osman radıyallahu anh isyancıların içeri girdiğini ve ona saldıracaklarını görünce onlara şunları söylemişti. Müslümanın kanı ancak 3 şeyden biriyle mübah olur. İslam'a girdikten sonra irtidat ederse
evli olduğu halde zina ederse veya bir kimseyi bilerek öldürürse. Bense Müslüman olduktan önce de sonra da zina etmedim. Dinimden asla bir taviz vermedim ve bir kimseyi de haksızca öldürmedim. O halde beni neden öldürüyorsunuz diye sormuştu. İsyancılar gelip kapıya dayandıklarında Hazreti Osman'ı korumak için kapıda bekleyenlerden Muhire bin Ahnes, isyancılar tarafından şehit edildiğinde Hazreti Ebu Hureyre Emirül Müminin'in yanına girer ve "Ya Emirül Müminin, savaşma zamanı geldi geçti bile bizden birini şehit ettiler, müsaade et bunlarla çarpışalım" diye söyler. Halife Hazreti Osman ise "Ya Ebu Hureyre, elindeki o kılıcı at. Bunların hedefi sadece benim. Ben kendimi feda ederek müminleri koruyacağım" demiş ve asla Müslümanlarının kanının akıtılmasına razı olmamıştı. Hazreti Osman'ın asilerin saldırısına uğrayıp şehit edileceği pek kimsenin hatırına gelmemişti. Ashabın ileri gelenleri durumun dehşet verici olduğunu anlamış fakat bu noktaya geleceğine pek ihtimal vermemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamına yakın bir yerde kan dökmek ve hele Müslümanların halifesini, Emirül Müminin'i öldürmek ne kadar elim bir hadiseydi. Bu üzücü olay bütün ümmetin fertlerinin kalplerini ateşle dağlamıştı. Hazreti Zübeyir bin Avvam hadisenin elem verici sonucunu görmemek için Medine'nin dışına çıkmıştı. Ona Hazreti Osman'ın şehit edildiği haberi ulaşınca "İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bütün varlığımız Allah'a aittir ve hepimizin akıbeti ona dönmektir" ayetini okumuş ve "Allah Osman'a rahmet eylesin, düşmanlarının da hakkından gelsin" demiştir. Aynı şekilde Hazreti Ali'ye bu acı haber verildiğinde çok üzülmüş ve "Cenab-ı Hak Osman'a rahmet eylesin ve ondan sonra bizi de hayırdan ayırmasın" demişti. Asilerin pişman oldukları kendilerine söylenince de "insana kafir ol diyen şeytan misali gibi mi" demiştir. Aynı şekilde feci olay aşere-i mübeşşereden Hazreti Talha bin Ubeydullah ve Sa'd bin Ebi Vakkas'a haber verildiğinde Hazreti Osman'a rahmet dilenmiş ve asilere de beddua edilmişti. Katiller ve asilerin pişmanlık duydukları söyleniyordu. Onların pişmanlık duyup tevbe etmelerine artık imkan kalmamıştı. Onların işlediği cinayet, yaptıkları kötülük, yeryüzünde çıkardıkları fitne, tevbe ve pişmanlıkla tamir ve telafi edilemezdi. Bu cinayet, kalplerdeki iman şuurunu söndüren bir cinayetti. Bu asiler, pişmanlık duysalar bile onların bu arzularıyla hedefleri arasında aşılmaz bir engel, bir set vardı. Hazreti Osman'ı öldürenler de içlerindeki şeytana uymuşlar ve içlerindeki şeytan bu olay karşısında korkuya kapılarak cinayetten sıyrılmak isteyince onlar da yaptıklarına pişmanlık duymuşlardı. Ancak bu son pişmanlığın fayda vereceği an çoktan geçmişti. Bu isyancıların ve katillerin sonu cehennem azabıdır. Çünkü onlar
zalimlerden olmuş ve haksız yere bir cana kıymışlar, büyük bir fitneyi de başlatmışlardı.